Yapmayın diyorum oğlum zaten insanları ötekileştirmeyeyim diyorum. Dayanamıyorsun. Ama işte görüyorsun halimizi. Ne, ne var halimizde? Taksi paralarını sen şey yaptın, fişlerini ödüyor mu sana? E, evet abi. Yani bana ne ödemiyor? Ama taksi olarak ödemiyor bana Akbil aylık. Ha 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 tamam tamam biz anlaştık sen Akbil ben taksi tamam. Evet. Onları da ödemez hale geldi artık. Ha onu bir konuş istersen abi. Hı. Mason diye korkuyorum. Ney? Örgütleri vardır diye korkuyorum oğlum, bir şey e, diyemiyorum. E olsa ne olur abi? Ma Bilemiyorum oğlum, bilemezsin. Hayır, sen de gibi... Yok derler, var görünür. Ama sen Var de derler, yoktur. Bir bakarsın, kikilata takmış çıkar karşına. Abi, masumlar öyle bir şey değil. İstiyorsan sen Bilmiyorum de masum oğlum. olabiliyorsun. Adamdan Paris Ertuğrul'un kikilatası bir şey, ne bileyim ne ya oğlum ne. Neyse, tamam işimizi vuralım da biz. E Vur oğlum Kanada'ya, Kanada. Ya, Kanada. Evet, dünyanın en saçma ülkesi değil, Kanada'da da yaklaşık 10 bin yıl boyunca eski insanlar denilen bir yerli e, grup yaşıyordu, değil Oğlum mi? Oğlum her yerde, dünyanın her yerinde zaten yerliler, mevliler yaşıyordu. Evet, evet, güzel insanları, o güzel batılı insanlar gelip katledip yerine yeni bir medeniyetlikleri dedikleri şeyi kurdular. Şimdi evet. o kısmını anlatalım. Ee, Avrupalılar hani bin yıl önce gidip gelmeye başladılar ama asıl kolonici Avrupalılar 16. yüzyılın sonu... 17. Neyse yüzyılın... ne! İngilizler... Bu evet. İngilizler, şey İngilizler... Neyse anlattık. Bu İngilizler önce Amerika'ya giriyorlar bilmem ne. diyor yukarıda, kuzeyde Kanada diyorlar. Orada zaten Kanada lallık bir şey olduğu için evet. orayı zaten komple Britanya orayı, bir küçük İngiltere Kontrolü gibi. altına alıyor diyelim. Arkadaşlar neyse evet her zaman evet. gibi İngiltere orayı şey yapıyor, sömürüyor, ediyor, tutuyor falan filan. Sonra 2. Dünya Savaşı'nda oğlum Kanada. Evet. Çok fazla uçağı, gemi ve sanayi üretimi diye özetleyebileceğimiz üretimler para kazanarak bugünkü bu ekonomik olarak rahat Amerika'ya mı ulaşmıştır? Tam olarak öyle değil. Sonrasında Avrupa'nın yeniden yapılanmasına da yardımcı oluyorlar. Şakal zaten. işte oğlum. Bir günü gelir yapılandırır, günü gelir silah satar. Oraya geçelim. Onları evet. bilmeyelim. Neyse. Kanada. Evet. Günümüzdeki Kanada'yı bir anlatalım. Evet. Aynı zamanda dünyanın ikinci büyük ülkesi değil mi? Coğrafi olarak kanada. ilki kimdi? İlki tabii şimdi, ki Rusya. Şimdi çocuklar. Kanada birazcık dünyanın anaokulu gibi. Hayır. Yani gerçekten oğlum. Bir böyle bir bebek gibi. Kanada. <gülüyor> <gülüyor> Herkes böyle futbol mutlu falan sever. Bunu hokey. Herkes bilmem ne bununla bilele. Böyle gerçekten dünyadan ayrı gibi havada gelen bir ülke gibi bir şey. Oğlum düşün Rusya'yla aynı toprak büyüklüğüne sahip. Neredeyse. Neredeyse aynı nükleer güce bilmem neye sahip. Neredeyse aynı rezervlere falan sahip. Fakat oğlum Rusya Bağcılar Meslek Lisesi ise Kanada bir Üsküdar Kız Amerikan Lisesi. Hmm. Bir sen sen Pürçil, sen Türtün. Böyle bir e, evet. li, e, Lillo Çoncon Lise gibisin. Ee, Rusya ise her gün bıçakların çekildiği, öğretmenin çıkışta dövüldüğü, Öğretmen de öyle oğlum, koridorda moridorda, meslek lisesinde. Evet. Kolay değil. Bir erken, burası evet. cincinicincon bir lise gibi bir ülke. Evet, yani e, sosyal bir ülke. E, oğlum çok garip, çok garip. Her şeyleri garip. Yani bir Amerika var altta işte, vay evet. vay vay Amerika, Amerika. Amerika'ya çok yakın. Ama çok benzer gibi. Evet. Ama akıl hastası gibi bambaşka. Dil e, suç oranı son derece düşük bir ülke değil mi? Çünkü oğlum yani o kadar büyük bir ülkede o kadar tatlı bir adımlık yaşıyor ki yani e, bir adam e, suç işleyecek adam bulamıyor. Bakıyor nerede oğlum bu adam, o daha ileride gidip dondur evini falan devletten maaşımı alayım diyor. Bir şey diyor oğlum, neyse şükür şimdi mülteciler falan geldi biraz kalabalıklaştı, evet, biraz hafif bir neşelerini bulurlar. Yani, yani sadece mülteciler değil, dünyanın pek çok ülkesinden göç alıyor değil çok mi? Çok iyi var oğlum, çok sevindim. Kimse tabi ki Rusya'ya göçmüyor. Evet. Putin <laughs> Oğlum Putin'den dolayı mı? Stepler'den Kanada gidelim oğlum. Karmar yağıyor işte. Evet. Kuzeyleri tamam, ama daha ziyade e, öyle karlı ve e, e, yoğun, aşağılar yine var ılıman. Şeyleri var, ılıman. Güzel, refah e, var falan. Evet, mesela yani. en büyük coğrafya özelliklerden bir tanesi de bir milyona yakın göl bulunuyor. He oğlum göller içinde bir şey. Fakat Kanada'nın bir cacıklığını söyleyeyim. Evet. Bu kadar göle rağmen yapay göl de yapmışlar. Evet. E, dünyanın Neden? en büyük yapay Madem gölü. Madem Kanadalıyız, anaokulu gibi bir şey, parlaklık. Eh. Böyleler oğlum. Dünyada bir şeyler, bir şey de olur. ne? Evet. Mesela başbakanları vardı. Evet. Trudu. Oğlum Vahiy Kılıçarslan mıydı? O ha, cansız evet. manken gibi bir adam. E, genç, Saçını mükemmel tarıyor. Genç. genç. E, <gülüyor> Parlak gülüyor. Siyasetçileri oldukça genç nüfus. Genç daha. genç oğlum. Bir şey gibi sanki e, porno yarışmasından çıkmışçasına. E, genç nüfusun siyasete dahil olduğu Oğlum herifte ülke. bir göt vardı kalçalar malçalar. Daş gibiydi lan. Ee, Gerçek evet. inanılmaz yani herif. Her gören bir daha bakıyordu. Şey diyorlar Tura diyor. Ee, başkanım başkanım bakın arkanızdaki bina nasılmış bir bakın diyorlardı. Dönüyor derken ee, götüne bakıyordu. Böyle bir adamdı. Ee. Yani ben, ben, de baktım oğlum. Ee, evet. Şimdi bu Kanada'da dedik ya bu bir laliklik var bir şeylik var. Hokey. Evet hokey. Oğlum bu futbol üstünde. gelişmiyor. İşte bir Atiba çıkmış onda Türkiye'de zaten şey yapmış. Hemen adamı biz kendi şeyimize geçirdik. Oğlum hokey bunun üstünde küçücük bir tane şey diski, diski. E, sopalar vasıtasıyla. Ha, ha bir, bir kaleye sokak falan. Daha çok kaleye sokmuyor da ya bu diski sokarken <laughs> birbirimizle vuruşak falan gibi. Tek demokrasiden insanlıktan çıktıkları alan oldukları için seviyorlar bir şey. ee, aslında o da tam fiziksel olarak zarar görmemek için birçok koruyucu kıyafetle yapılan bir spor değil mi hokey? İşte evet o da Kanadalı oldukları için. Türkiye'de mesela hokey oynansaydı... Oğlum o buzdan üstünde çıplak çıplak koşup koşup birbirimize de vururduk evet. diye ben düşünüyorum. Putin'le bu Trudeau muydu? Evet. Bir onları bir yan yana düşünelim Putin'le Trudeau'yu. Evet. İşte Kanada. Anladım. Ee, evet hmm. E, Kanada'da... Oğlum birisi bu var ya bu müdür yardımcıları vardır görüyor. <laughs> müdür yardımcısı geliyor. Müdür yardımcısı İhsan, İhsan Hoca geliyor derler ya. Putik evet, öyle bir şey. Evet. Bu da oğlum. Yenilere atanmış bir şey İngilizce öğretmeni. Merhaba arkadaşlar. hep mi de arkadaşız. Arkadaş olacağız falan deyince hemen böyle onun götünden bir şey yapıştırırlar. Evet zaten. İkinci teneffüste hemen. Siyaseti de daha böyle. Ha, e öyle getirdi. Bir şey oğlum. Kanada böyle bir yer. Evet. E, Kanada'nın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi e, doğal kaynaklar. Petrol ve e, enerji kaynakları. Fakat şöyle bir fark var oğlum. Kanada hep lelede yapmayalım. Şimdi Suudi Arabistan'ın da en büyük e, e, evet. şey petrol değil mi? Evet doğru. Fakat Kanada eğitim olarak, ee, evet biraz kültürel farktan partiden... sanat olarak. Yani bizim petrolümüz var. Haydi o zaman erkek hedonist bir yaşam sürelim. Evet e, aynı zamanda Kanada'nın iki tane resmi dili var. İngilizce ve ha, Fransa. Fransızca ne oğlum? İşte Kanada. Ha. Mesela diyor İngilizce konuşalım. Güzel İngilizce konuşalım. Dur ya. Fransızca da konuşalım. Hayır, İki... O, o, dönem oraya yerleşenler ve yönetimle e, ilgili e, bir şey. Tamam oğlum tamam da birisi elenir bir dille çıkarla Yok Kanada'yız. İki ayrı dilimiz var. Kanada'yız. Sineması nasıl mesela Kanada sineması? Ee, yani... Oğlum şimdi gençler bir şey çekiyor da bir şey oluyor. Yoksa anlatacak ne öyküleri bile yoktu. Ee... <laughs> Kanada ya. Evet. Oğlum evet. Kanada şöyle bir ki. Vay Kanadalı bilmem ne de demezsin. Aa şu Amerikalı herif aslında Kanadalıymış. Aynı Avustralya gibi oğlum. Nasıl yani? Aaa Huk Jackman aslında Avustralyalıymış. Aa Jim Carrey aslında Kanadalıymış. Oğlum niye Kanadalı demiyor? Öyle havada giden bulut gibi bir ülke gibi bir şey oğlum ben anlamadım. Ha evet. bir de şey var. Türkiye'deki gençlerin her şeyi, her şeyi tüketmiş her şeyi, umut sıfırlanmış olan gençlerin Kanada'ya gideceğim. <laughs> Oğlum niye diyorlar işte Almanya falan? Oğlum kanada bambaşkaymış. Kanada bambaşka oğlum. Mutluluk iğnesi varmış gibisin ya. Ee, evet. e Kendi kendilerine hayallerle hayallerle kurdukları ki gidenler var. E, soğukta oturuyorlar. Tamam bu kadar refah var ama evet. sıkılıyorlar. Abi, Aşırı sıkıcı. Abi bilmiyoruz belki çok eğleniyor insanlar. Oğlum Afganistan daha eğlenceli ya. En azından Toro Toro dağlarında bu ne bileyim oğlum. Kanada çok sıkıcı. Vay refah yüksek falan filan. Ondan sonra gidiyorsun enstavra falan. Uf. Çok refah içindeyiz. Biraz dağlara doğru yürüyek mi a*** koy bir şey olsun. Evet. Denilen bir yer evet. oğlum. Ee, yani tercih edecek olsak etmez misin orayı ben ederim. Anadolu'ya mı? Evet. Yani evet. öyle bir seçenek olsa etmez misin? Sana şu kadarını söyleyeyim. Evet. Tikrit'te yaşarım. Irak Tikrit'te, Kanada'da yaşamam. Evet. Evet, evet tanıyalım. Fellüce'de de olur. Ha? Fellüce bile olur. Kanada olmaz. Evet. Lan 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 Vay 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 mimik reis. He? Götü başı durmaz reis. Vay minik mimik mimik mimik. Arkadaşım bir gözü amda, bir dudağı şamda, vay aşağı oraya indi, vay dudağı aşağı indi, vay orda vay burda falan. Ulan dur bir dönek durda bir bi görek sen nasıl bir adamsın falan diye. İlk dönemleri hiç çekilmedi oğlum. Niye abi, abi? Abi ge oğlum ne Nihat bu nasıl bir adamdı ya. Bunun mask filmi vardır. Bir tane mask onu ele geçiriyor. Halbuki Jim Carrey maske ele geçir. Öyle bir deli oğlum. Ya Ay tam öyle değil. Tam öyle mi? Deli gibi bir şey oğlum. Evet. Ne oluyor oğlum, ne oluyor, ne oluyor? Ama onun çok şey, fiziksel olarak yaptığı çok iyi. Olmaz oğlum, böyle olmaz. Evet. Bu kadar, bu kadar aşırı. Evet. İz, i̇zlediğimden bir şey anlamıyorum ben. Oğlum evet. bu ilk stand-up'larında Jim Carrey, Kanadalı aktörü bilmem ne stand-up'larla başlıyor. Bu şey vardı, arkasını bir dönüyor, James Dean olarak dönüyordu böyle. Böyle bakışlar falan. Ağzını yanım kılın disfuta dönüşüyordu. Kaşlarını kaldırıyor Jim Carrey. Götünü ayırıyor başka bir aktör. her gerçekten manyak gibi bir şeydi fakat göz yoruyordu başta. Evet. Şey, Mas filminde bunun biraz zehrini aldılar. Yani bu zehri... Bunlardan biraz zehrin aldılar, bir sakinlemeye başladı. Yaşlanınca da biraz şükür, şükür, şükür enerjisi bitince de gene karşı gözü yere göğe sığmaz şekilde oynarken... ...oğlum bir sakinledi. Gel la gel dediler, bir dram oynadı dediler. bir dram oynar bir ağzın ee, götün dursun dediler. Evet. Sonra o da kit... gayet iyi bir performansla. Ee, He oğlum, ağzı götü durunca bir adammış, bir aktörmüş. E, evet. Vallahi aktörmüş adam da ağzından, mimiğinden anlayamıyorduk. <laughs> evet. Gerçekte adamın ulan meğer adam aktörmüş. Kidin izledin mi? Kim Carrey bu oğlum. Evet 62 doğumlu. Sonra da şey oynadı oğlum. Andy Kaufman oynadı onu. Andy Kaufman, Andy Kaufman'a dönüşerek bütün yapımcıları, prodüksiyonu, seti böyle ben Andy Kaufman'mışım gibi sete gelip giderek deli deli bir şey. Arkadaş olunmayan sadece sinemalarda e, izleyebileceğin iki dakika merhaba diyemezsin ha. İyi ki arkadaşımız değil. Evet ee, o zaman masal saati mi diyelim? Vuralım oğlum masal saati. Masal saati. Din 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 din. Anadolu'da çekilen bir filmden masal anlatalım. Burak <laughs> Buk Yani bizim korsan vizyedicilerin dediği kadarıyla... İyi de kovboylar. He evet öyle de olmadı. Ha, onu. öyle çevirdiler yani öyle ama e, yani yanlış çevirdiler. Korsanlar çevirdik. evet ya. Evet. Eşcinsel kovboylar daha... Biz bunu nasıl anlatacağız ya? Oğlum iki tane... Ee, iki, i̇ki kişi bir kovboyluk işine başvuruyor değil mi? <laughs> kovboyluk işi ne oğlum? Yani büyük ihtimalle at bakımı, işte samanları oradan oraya almak tarzı, işte sürü gütmek evet, gibi. Çoban! Bir kovboy Kolboy gibi de bir artist iki tane işsiz dağ adamı gibi köylü ee, çobanlığa başvuruyor evet. evet. Sonra orada gel zaman git zaman tanışıyorlar ve arkadaşlıkları... Arkadaş oluyorlar. Evet. Bunlar böyle koyun gidiyorlar. Ho mırrş, çak 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 çak, yah 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 diye böyle. Nerede oğlum bizim bu çobanlar ne güzel böyle telaht 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 bile demiyorlar bunlar. Evet o, çevir şunu oğlum, hey falan gibi böyle yaparken yaparken akşama yoruluyorlar. İşte beraber. Işte. Şimdi oğlum bunlar birbirine aşık oluyor iki tane kovboy. Gönül bu oğlum, gönül bu yönelim bu ikisini birbirine aşık oluyorlar. Fakat oğlum evet. ikisi de böyle dağ adamı aşkını gidip demiyor ki ya evet. neydi ismi Erik miydi? Evet kapalı bir toplumda yaşadıkları için bu aşklarını gizlemek zorunda kalıyorlar değil mi? Ben de ne anlatıyorum? Neyse işte oğlum bunlar da var gibi daha adam çoban işte. Diyorlar ki evet. diyor demiyor ki ona ya Erik vallahi ben sana sevdalandım oğlum. Bunu ifade ben sana sevdalandım oğlum. Ayrıca götün derik gibiymiş diyemiyor. <laughs> evet. Diyemiyor e... oğlum gönül olsa der yani. Açık öbürü de <laughs> bay seviyorum diyemiyor falan. Şimdi bunlar nasıl ifade edecekler? Diyorlar ki oğlum hava soğuk aynı çadırda kalalım diyorlar. Tabi abi tabi, tabi gibi oluyor. İşte burada zaten ufak ufak aralarında bir şeyler olmaya diyor, yani başlıyor. Çadırda zaten diyorlar ki oğlum çok soğuk oldu ya. Kaşık. Kaşık, kaşık mı diyorsun? Oğlum kaşık mı diyorsun? Hava soğuk. Yazı, yazının tepesindeyiz yani böyle bir soğuk şey. Ayaz vurmuş. He oğlum ısınırız, ısınırız diyorlar. İşte ondan sonra bunlar e, bir şakalaşmaya başlıyor böyle diyor. Vay başını yani, açsın. Tam şakalaşma değil de hani. Vay vay. Tutma. Nasıl? Bir dakika. Bir dakika. Abi, abi, bir ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi, abi, abi ne bileyim? Oyunculuk yapıyoruz burada. Bir şey yapmadın mı? Ya, ya. Oğlum alttan ittiriyorsun, üstten çekiyorsun. Ama... Oğlum biz orada adamları anlatacakken niye coştun? Abi coşmadım ben onu tam yapmaya çalışıyordum. Onlar da böyle tamam. bir ilk... Tamam böyle yaparlar. Gel i̇şte bakayım gel bak. bize. İttirik. Şimdi... O ağzını çok yaklaştırmadık. Anlatamayacağım. anlatmıyorum ben bu masalı ya. Anlatmıyorum oğlum ya s***ler. Neyse neyse bu kovboylar işte birbiriyle sevişiyor. Al gülüm al takka ver kilo. Al takka ver kilo. Al takka ver, ver, ver kilo. Toplumdan saklanıyorlar. Yapamıyor evleniyorlar. Bunun karısı yakalıyor. Sen şu çobanla sevişiyormuşsun diyor. Kovboyla o da diyor falan filan. sevişiyorlar ara, ara buluşup falan filan. Neyse oğlum neyse. Niye sen bu kadar abarttın? Sen niye bu kadar gerildin ya? Oğlum ben dokunulmasından çok hoşlanmıyorum. Tamam da abi öp bir ciddi mi zaten? Ama çok aşırı yaklaştın. Abi gerilme bu kadar ne olacak? Ya öpsem ne olur zaten? Ya bir, tamam kusura bakma. Ya işte, oğlum ne bileyim aşağıdan da ya. bir şey yaptın gibi geldi. Abi bir şey. Oğlum ya. masanın ayağıymış. Ne bileyim be aşağıdan da bir şey yapıyor gibi deyince ya oğlum dedim. Abi iki elimde burada kaygın burada... var. Abi ona değil oğlum yani neyse ne ama biz burada bir aktörlük yapıyorken jimkeri gibi olduk. Jimkeri elimi de ayağımı nereye koyacağımızı bilemedik oğlum hocam. Tamam. Kontrollü oyunculuk. Tamam abi bir şey yapma. Ben kusura bakma incineceğini düşünmedim. <laughs> Kusura bakma. Hayır sen kusura bakma. Hayır masanın taburenin tabureni şeyiymiş. Ben onu aklım döndü oğlum oradan böyle bir taburenin ucuymuş da. Anladım. Ondan kusuruma bakma. Abi estağfurullah şey değil. Sinirim bozuldu ya. Evet. Ama ha homofobik gibi falan. Abi estağfurullah. Ha. Melik bizi şeye koyar oğlum. Benim <laughs> kiyur arkadaşlarım var ha. Kiyur. Ha? Kiyur ne ya? Bir sürü yani. Tamam abi sen niye bu kadar heyecanlandın ya? Ne bileyim oğlum. Bir şey olmaz merak etme ya. Tamam. Ay masanın şeyi deymiş, Ben yoksa o kadar tepki göstermezdim. Hayır yani bir çeşitli mutlaka keşke, keşke oğlum keşke. Keşke yani keşke biz de başka toplumlarda olsaydı da. Hayır yani bence her şeyde konuşsun oğlum beni.